pattan bahsedecekler ki 20 yıl kaybettik. 20 yıl kaybettik. Şirketlerle ele geçirdiler, sistemi ele geçirdiler, siber sahayı ele geçirdiler, ezoterizmi, ökültüz büyüleri yaptılar, halkı devşirdiler, evirdiler, yani alacak. Yani metafizik istihbarat bu değil ki, değil mi hocam? Metafizik istihbarat bu değil. Yani şeytani klanlarla çalışıyor. Fakat burada bir sır vereyim. Dedim ki, dünyayı yöneten küresel şeytani akıl, güçlü, büyük bir denizaltıda tutuluyor. Benim gördüğüm Deccal da oradaydı. Şeytani bir insan ortamınıza geldiğinizde de zihniniz dağılıyorsa en çok malülen emeklilik hangi tıp dalında yaşanıyor? Dinde siyonestleşme kafasının emarelerini siz 20 yıl önceden alırsınız. Kıymetli hocam, 90'larda ben Antalya'dayken bütün katıldığı programları, yaptığı mülakatları takip ettiğim kıymetli hocam. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk Beyza Hanımcığım. Tüm kardeşlerimi, izleyicilerimize Cenab-ı Mevla hayırlara vesile olsun diyoruz. İnşallah bu şekilde, bu niyetle programı sürdürmeye çalışacağız kısmet olursa. İnşallah. Hocam, şu anda YouTube'dan da bizi izleyen bütün kıymetli dostlarımıza, seyircilerimize hürmetler, sağ olun, var olun, eksik olmayın, ömrünüze bereketli olduğunuz için. Kıymetli hocam, öncelikle hakikaten her haliniz, tavrınız örnek teşkil ediyor. İyi gördüm sizi. İnşallah. Gerçekten. Metin olma noktasında da gerçekten bize örneksiniz. Tevekkül etme noktasında bize örneksiniz. Sağ olun, var olun. Bir kez daha sadece acıya ortak olduğumuzun bilinmesi için herkesin gözü önünde ben ömrünüze bereket diliyorum. Allah evlatlarınıza, emanetlerinizi size ömür versin inşallah. Eşiniz hanımefendi de nurlar içinde uyusun. Amin. Ya Rabbim. Hep amin diyelim inşallah. Şimdi çok teşekkür ederim Beyza Hanım. Şimdi zaten çocukluktan beri biz ben İmam-ı Gazali'nin Ölüm ve Ötesi ve diğer kitap kitaplarıyla hazırlandım. Yani çok küçük yaşlardan beri, 9 ve 10 yaşlardan beri ilgimi çeken İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir hayatı neyin üzerine tanzim edeceğiz? Yani o kadar hücreti İslam bir insan, hayatın peygamberlerden bu yana bir hayat formunu en hakiki kaynaklardan süzmüş ve ondan sonra da bunları Kimya-i Saadet, ondan sonra diğer eserleriyle ifade etmiş ve benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi Ölüm ve Ötesi'yle ilgili kaynaklar. O gençlik yıllarımda da böyle oldu. Hakeza çocuk yıllarım bu yaşımda da. O yüzden hayatı kendine göre, ki konuya geçeceğiz, ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin süzgeçlerden, tezlislerden, aydınlanmalardan geçtiğim için hayatın diğer boyutunda da Allah'a şükürler olsun, Rabbimin ihsanı, yakaz adamlarında da kısmen anlatırım bunu. Tecrübelerim olduğu için imanla, Kur'an'la Rabbine kavuşana ne mutlu. Kalanlar asıl imtihanda olduğu için, yani onlara üzülüyorum veya kötü bir final yaparsak üzülebiliriz. Hem söyledikleri zaman hüznün de dibini yaşıyorum ama tevekkül Gülün de zirvesini yaşıyorum. Evet. Hüznümü de dipte yaşıyorum. Çünkü orayı bağlayayım. Yani benim için bir manevi bir anneydi. Sahip çıkan. Yani ne diyor? Dünyada üç şey size cennettendir. Bir tanesi namaz. Bir tanesi işte güzel koku. Efendimiz diyor. Bir tanesi de diyor. Birkaç tane de ekleyebiliriz. Saliha bir eş. Evet. Saliha bir eş ya da salih bir eş. Yani imanıyla, Kur'an ile hayat mücadelesi, imtihan içerisinde tabii ki beşeri eksiklerimiz, dediklerimiz olacak insani çevrede ama rahmani çevrede birbirimizi bütünleyen ve evliliğimizle manevi olarak yapılmış bir hanımefendi. Demek ki imtihanımız, sevildik ki imtihanımız daha çok sevildik. Çünkü peygamberlerimizin, efendilerimizin hayatına baktığın zaman imtihanların en ağır kalemleri kendilerin geçiyor.
geçiyorlar. Yani imtihanların en ağır kalemlerinden geçiyorlar. Yani çok fazla duygusallaşmak istemiyorum. Konuyu değiştireceğim. Elbette. Ağır imtihan. Estağfurullah. Yani burada da kardeşlerime şöyle ağır imtihanlar süzüleceğiz. Ama Cenab-ı Mevla bizi kuvvetlendirecek, çıkacak inşallah. Amin. Amin hocam. İnşallah. Hep beraberiz, yalnız değilsiniz. Onu sevgili kıymetli kardeşlerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın da sizinle olduğunu biliyorum. O yüzden onlarla birlikte bu desteği size vermek istedim. Allah razı olsun. Sizdeki kitap benim öbür kitaplıkta herhalde. Sizin bir yıl önce kanalınızda yaptığınız bir yayın var ya hocam. Oradaki kitap asıl oradan siz bir yıl önce anlatıyorsunuz bugün deşifre olan bu Epstein meselesini. Tabii. Siz orada anlatıyorsunuz. Gizlenen Talmud yasalarında. Oradan girelim Beyza Hanımcığım. Şimdi zaten o kitabı tahmin ediyorum biz 2007-8'li yıllarda bastık. Çünkü burada bir dizi kitap var. Vaktimiz almaz ama bakın biraz kardeşim bu eski eserler, arşiv eserler devletin ezoterizm konusunda gizli yapıları tarafından bana getiriliyordu. Bir sahaflar üzerinden. Şimdi burada yine bunlar demirbaş eserlerdir. Birkaç tane göndereceğim. Fazla şey yapmayacağım. Bunlar tabii bunlar demirbaş eserlerdir. Şimdi zaten arkadaşlar sonradan çok uyanık. Bunları büyütüp fotoğraflıyorlar. Şimdi biraz şöyle devam edelim. Birkaç kere daha bir yerde bitireceğim. Onun ismi tam görünmedi hocam. Koyu renk ya hani kapak. İslam ve Beni İsrail. İslam ve Beni İsrail. Aslında içeride başka isimler geçer. Burada özel gizli notlar vardır. Şuralarda özel gizli notlar vardır. Tek tek sayfaların içlerinde. En son bir iki tane daha göstereyim bitireceğim. Ve sizin dediğiniz şu çocuk öldürme, kaçırılma mevzuları, çocukların öldürülmesi ve kaçırılma mevzuları bu kitabın başlı başına işlediği bir konudur. İğneli fıçı. İğneli fıçı olayları. Bu böyle devam eder. Şimdi kompozisyonu şöyle başlatalım. Şimdi 2007 yıllarında dünya New Age yeni tarikatlar, yeni örgütlerle Francis Fukuyama'sı, Noam Chomsky, hatırlıyorum Chomsky, doğru telaffuz ediyorsam, Henry Kissinger, ondan sonra Mattian Rothschild gibi bir sürü kafa açık istihbarat verilerinde, bunlar bana bazen kiliselerde ama Türk Milli Ortodoks Kilisesi'nde bazen bir hapishane demiyorum. Hastanenin morglarına yakın yerlerde servis edilirdi. Sıra dışı bir şey birisi olduğum için sen bil ama bu konulara mümkün olduğunca girme, başına çok sıkıntı çıkarırlar Hakan. Yani biraz da yani delilik yapacaksan da yap ama uyarmadı da deme. Mevzudur. Yani bu insan, organ, ticaret filan bütün bunları kapsayan bunların çok temeline iniyoruz şu anda değerli dostlar. Evet, evet. Çünkü yeni bir şey değil ama ifşa ediliyor. Ortaya çıkacağını biliyoruz. Tabii. Bu gizli dosyalar bunlar tüm dünya incelenmiş, açık ve kapalı istihbarat verileri toplanmış ve bunlar da Kurtlar Vadisi'nde Deli Yürek'te de bizim üzerimizden ifşa ediliyor. O yüzden Kurtlar Vadisi ile benim 31-32 yaşındayken daha gencecik ilk kitabım 21. Yüzyıl Savaşları ve Hedefteki Türkiye'nin çıkış tarihi aynıdır. Rahmetli Ömer Lütfü Mete ile biz o yıllarda bir gazeteci olarak çalıştık. Onun ilk ifşaatçısı yani senaryoya döken rahmetli Ömer Lütfü ağabeydi. Evet. Hala da söylüyorum. Onun ölümü de normal değil. Çok yaşlı birisi değildi. 50 küsürdü galiba. 60'a gelmemişti. Ve Mahir Kaynak'la birlikte tabii çok röportaj ayağıyla değişik
dökümler, deşifreler yapıyorlardı kitap olarak. Ve o yayın evi de 2007 yılında o yayın evini ben ikna edip bu tapınak kanunları dediğimiz ilk gizlenen Talmud yasalarının baskısını yaptırdım. Normalinde bu kitapların içerisinde şunlardan birindedir, ara yerlerde geçer. Rahmetli Cevat Rifat Atilla'nın Siyonizm uzmanı olup Filistin cephelerinde o zamanın İsrail ajanlarıyla en ciddi şekilde kapışıyor, bazılarını da asıyor, astırıyor. Ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de kadın casuslardır. Yani istihbaratta en ileri kadın casuslardır. Suze Liberman gibi. Haliyle Cevat Paşa 72 tane eklenen bilgilerle dünya çapında bir külliyat çıkarıyor ortaya. Kitabının ara yerlerine en tehlikeli gizli maddeleri koyuyor. Diyor ki bakın hazırlanın. Yıllarca anlatmaya çalıştım ama ne hikmettir? Cevat Paşa'nın da yani Cevat Rıfat Paşa'nın da bunların aile çevresini sonradan çok zora sokuyorlar. O yıllarda 60'lı yıllardan 70'li yıllardan sonra bir ara program yaparken söyledik biz 20 sene alan boş kalıyor. Doğru düz kitap çıkaran yok. Hepsi de Mahlas isimle çıkarıyorlar ama yine de piyasada bütün eserler toplanmış. Çünkü nihai vuruş 2000 yıllardan sonra geldiği için yani tek dünya imparatorluğunun vuruşlarının bilinmesi, insanların şuurlanması istenmiyor. O zamana kadar bütün gücü şirketler üzerinden, devletler üzerinden kuşatacakları için hem elektronik, siber istihbarat olarak, ağlar olarak yani bilgi ne kadar sizden ve orijinal kalacak veya dünyayı bilgilendiren veya vatanını bilgilendiren insanlara gerçekten ne kadar müsaade edilecek? Siz de orada çok mücadele verdiniz. Yani programa girmeden evvel doğru hocam şuraya bam teli, hocam buraya bam teli. Çünkü ben de televizyonculuk yaptım. Evet. Çünkü bunlar sağı solu yok Beyza Hanım. Sağı solu yok. Size bir yerde dur diyorlar. Yani ama iş olunca yani bunlar ortaya dökülünce işte hocam söylemişti. Yani burada da bir samimiyetsizlik var. Şey için söylüyorum. Yani devletin tepesinde isterse partiler üstü düşme lazım. Ben İsrail konuya geleceğim. İsrail şifresi o elinizdeki İsrail şifresinin 2005 yılında konferansını verecekken Koz Otel'de galiba Erenköy'deydi. Verecekken Tayyip Bey One Minute şeklinde bunun konferansını vermem için organize yaptıkları konferansı bir ay sonra gününe bir gün kalarak iptal ettiler. Tabii Tayyip Bey belki de bilmiyordur. Büyük ihtimal bilmiyordur. İptal ettiler. Neden biliyor musunuz? Bir anda İsrail lobisi partilerin içerisindeki onları net konuşalım edebiyle partilerin içerisindeki her partisi partiler içinde hepsine yerleştik. Partiler içindeki İsrail lobisi İsrail'le ilişkileri düzenleyeceğiz diye ve para denen Emanuel ya da Rothschild'lerden bir tanesi diyor ki zamanımızın tanrısı paradır. Bay Rothschild de onun peygamberidir. İşte o para trafiğine, menfaat trafiğine, koltuk trafiğine gelince sizi anında satarlar. Yani Cemil Meriç'in çizgisine gelelim. Oğlum bu ülkenin sağcısı, solcusu, gericisi, ilericisi yoktur. Namuslusu ve namusu vardır. Tamam. Ben devlet adamıyım, başıma iş gelir. Ben parti başkanıyım, parti başkanı. O zaman sıra dışı konuşabilecek, özgür, Allah'a rağm olmuş insanları o zaman 3. 4. kanallardan organize edin, konuşun. Yani sizin kanallarınızda partinize güzelleme yapıp da mı birazcık haktan bahsedecekler ki 20 yıl kaybettik. 20 yıl kaybettik. O arada organize oldular. Şirketlerle ele geçirdiler. Sistemi ele geçirdiler. Siber sahayı ele geçirdiler. Ezoterizmi, okültüz büyüleri yaptılar. Halkı devşirdiler, evirdiler. Şimdi ne diyor?
Adam açıkça diyor ki Armagedon'u başlattık diyor Netanyahu. Yanındaki hahamlardan, yani kendini yetiştiren Siyonizmin tepesindeki hahamlardan destek aldığını ve bundan geri dönemeyeceğini söylüyorlar. 80 yılda zaten İsrail'in bir ömrü olduğunu korkusu var. Yani 80 yıl ancak bunlar yaşayabilir. 200 senesi kalmış. Acaba aynı İsrail korkusu tekrar yeryüzünden silinebilir miyiz diye ateşi harladı ve bugün Yemen'i vurmaya başlayacaklar. Yani İsrail lobisi, benim Amerikan Derin Devleti İsrail lobisi ile ilgili kitabım vardı. Yani bir kitabı petrol kitabını ikiye parçalamıştık. Amerika'daki İsrail'i anlatmıştık. Yani Amerika'nın içindeki derin İsrail'i anlatmıştık. Orada vardı. Türkiye'deki petrol kitabının yarı kısmını bir yayın edildi. Hakeme saklanıyor evet, o kitap. Evet, onun içinden Beyza Hanım şöyle bir operasyon yaptı yayın evi. Onun içinden 12. kısmı Amerika'daki derin İsrail, yani petrole dayalı kartellerin güçlenerek bir devlet kadar para gücüne ulaştıkları zaman devletin üstünde para gücüyle nasıl bir şirketleşme gücü kurmuşlar ve bu şirketleşme gücü üzerinden Amerika'yı nasıl yönetiyorlar? Çünkü sizin kapınız, bu devletinizdir. Evet. Ama bunu içini oluşturan unsurlar. Hani dedi ya zamanımızda parası tanrıdır. Var, şimdi senin devletinin borcu, batağı çok. Şirketler ayakta tutuyor. O şirketler kimin? Kimin? İsrail. Tabii İsrail A planında demiştik ki zaten bayrakların önemi kalmayacak. O da 20 yıl evvel yazıldı. Şirket flamaları, bayrakların yerini alacak. Bugün sokakta kaç tanemiz bayrak taşıyabiliyor? Kura derler adama. Milliyetçi, faşist kura derler adama Türk bayrağı öyle, koysa. Ama öyle diyorlar. Ya, spor, ha, aynen spor markaları of. Çakması da gerçeğiydi. Hepimiz normal tişört bulamıyoruz ki. Yüreğinize sağlık. Tabii burada evet amblem olunca alkış ama bayrak taşıyınca faşist ırkçı. Ağzınıza sağlık. Tabii. Kurosunuzdur yani. Şuraya bir tane küçük bir Türk bayrağı koysunuz. Şuraya koy faşist. Bilmem ne olursunuz. Çünkü o günde herkesi baktırdılar. Bakacaksınız. Ama burada bir Nike'ın amblemi, bir Adidas'ın amblemi isim vermekte sıkıntı yok. Koydu mu bir de çakmadır bunların çoğu. Çakmanın çakması, çakmanın çakması diye. Ama ne nasıl olsun onu giyiyor ve gururla hepimiz. Yani zaten sade bir şey bulamıyoruz. Gururla hepimizin burasında büyüklü küçüklü var. Var. Kafa oraya geldi çünkü. Şimdi bir de zihinde Siyonizmi yerleştirdin mi? Yani kafaya Siyonist gibi yaşamayı, normal yaşatmayı. Nasıl yaptılar hocam? Onu da yaşam formunu nasıl normalleştirdiler? Onu da işte bu alacak verecek iş dünyamız, aş dünyamız, eş dünyamızı izansız, imansız, Kur'ansız veya imanı Kur'an'ı bile bir bakıyorsun ki başörtüsünü, sakalı, cübbeyi taktı ama ahlak içerisi boş. Çok özür dilerim kaba bir tabirle poşetli Müslümanlık. Yani poşet var, kendine göre bir poşet var, poşet gibi var ama içeride bir şey yok. Yani ben onu hep askere benzetirim. Biz askerde eğitim alırken mesela subay kıyafeti giymeden evvel bile bu subay harici kıyafetli nasıl dolanacaksınız? Nerede oturacaksınız? Eldiveni nasıl taşıyacaksınız? Nasıl yürüyeceksiniz? Yoksa bu kıyafeti giydirmezler. Yani örnek bir Türk askeri sokakta görüldüğü zaman yürüyüşü, bakışı, oturduğu yer. Tabii yerden düşürdüğü mendili eldiveni alırken bile nasıl çömelip alacak? Böyle poposunu dikip de tabii küçük çocuk gibi değil çömelecek. Ayakkabısını nasıl bağlayacak? Bir yerden çıkarken kül diye ayakkabısını atmayacak, yere bırakacak, öyle giyecek. Şimdi sen bunun eğitimini aldığın zaman kişi der ki, yani sakalı cübbesi olabilir ama bir ilim, irfan sahibi bir adam. Ağırbaşlı, beyefendi, güvenilir. Hani kuşun bir tanesi, yine konuya döneceğim, kuşun bir tanesi bir günü konacak yer aramış, çok yorulmuş, geniş bir alan. Ya demiş burada bir tane adam var demiş. Yani sonra da cübbesi de var. Herhalde insancıldır. Hani mahlukata hürmet eder. Omzuna konmuş. Defol lanetlik demiş. Üstümü birleştirsin. Kanadını kırmış. Hikayedir. Mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemeye çıkınca kadı diyor ki kuşağa ne istiyorsun diyor. Kısasa kısas mı?
Kolunu mu kıralım diyor. Hayır diyor, o elbiseyi çıkarsın. Niye diyor elbiseyi çıkarsın? Çünkü ben onun elbisesinin içinde adam var sandım. Çünkü bu elbiseyi giyecek adamın böyle bir mahlukata sevgi, hoşgörü, anlayış göstereceğini düşünerek geldim onun üzerine bunu. Şimdi bizim rollerimiz, bizim hayatta aldığımız rolleri yaşamıyorsak bu sefer münafık ve mürahi rolüne giriyoruz. İşte zihinde suyun işletme alacağınızda, vereceğinizde, kira artışınızda, devlet olarak vatandaşın sıkışık gününde ona ne kadar sahip çıkmanız, bunların hepsini hesap ettiğimizde acaba biz zihinde siyonist gibi yaşıyoruz? Yani kurt yani ormanda orman kanunlarıyla besliyoruz. Yani herkes bulduğunu parçalıyor. Düşeni parçalıyor. Oraya bir nizam veremezseniz. Şimdi bu gizlenen Talmud yasalarına bakınca da bugünkü mevzu dediniz ki sinagogların altı, çocuk ritüelleri, bakire kız ritüelleri, işte bunların Bu hepsi orada kitapta yazıyor. var. Burada bir mülakat var. Orada da geçiyor hocam. Maşallah. Kafkas Çeçen Komitesi eski başkanıyla konuşmuşsunuz. Fazıl Özen'le ve orada Filistin'de çocuk kanı içenler Çeçenistan'da iş başında başlık ama içinde Allah. o ritüeller geçiyor. Maşallah, çok Çocukların güzel işaret yakalamışsınız. parmaklarının kesilmesi, silah tutmasın diye. Ve organ tacirlerinin arkasında İsrail var diye de bir başlık var burada. Harikasınız, harikasınız. Bakın yıllar evvel 95 yıllarında yapmıştım ve Çeçenistan'a yardım faaliyetine çok sağ olun. Metrede kapakta rahmetli Evet. Aytunç Ağabey ve Allah mekanını nuresin. Aytunç abinin büyük bir mücahitti. Ezoterik ve kültist istihbaratta, ya. yani Türkiye'nin yıllarca kıymetini bilemediği yeni yapılanmada el altından oturtturmaya çalıştı. Geçen bir televizyonda konuşuldu. Siber istihbarat, saha istihbaratı, konvansiyel istihbarat, ama ezoterik ve okültik istihbarata ne kadar vakıfız? Geçen bir programda konuşuldu. Bizimle beraber program yaptığımız bir arkadaş moderatör, o da katıldı oraya. İyi, çok güzel de şimdi harika bir şey var. Aslında el altında bir takım kendilerine göre bir takım kadrolar var ellerinde. Ama Beyza Hanım, bak ben size bir şey söyleyeyim. Tanıyorum, biliyorum mevzu. Bunlar çoğu Roman vatandaşı. Bak, bunların çoğu Roman vatandaşı ve cincilik, büyücülükle istihbaratçılık olmaz. İsrail'in yaptığı cincilik, büyücülükle ezoterizm olmaz. Bizimkiler de Apart. aynı. Evet, nerede cinci, üfürükçü, büyücü, yani cinlerden bir yalan, onları tırnağında görmeye çalışan, suda görmeye çalışan ya da işte hologramik davet etmeye çalışan varlıklarla istihbaratçılık yaptığını zanneden maalesef devlet başkanları da bu tuzağa düşmüş, elemişler elemişler. Yanlarında şu anda 2-3 kişi kalmış. Çünkü çok zararlarını dökmüşler. Bunlarla istihbaratçılık oynuyorlar. Ben çok birçok jitemcinin de emniyetçinin de etrafında bu medyum kadınları veya yanar döner adamları çok gördüm. Bilgi Yani alacak. metafizik istihbarat bu değil ki, değil mi hocam? Metafizik istihbarat bu değil. Metafizik istihbarat, yani vitesi burada çok dozlu tarım, bizim Anadolu geleneğinde. Anadolu geleneğinde üçler, yediler, kırklar, 300'ler, eptallar, bedeller dediğimiz teşkilatla kurulur. Bunun bir kısmına sadece Osmanlı'nın son döneminde kısmen vakıftı Abdülhamit Han Hazretleri, Yıldız istihbaratla bunu organize etmişti. Yıldız. Yıldız bu ekolü iyi biliyordu. Çünkü bunların hepsi velayet meşrepli. Yani Allah'a yakınlık edebiyle bu ilmi, havas ilmini almış insanlardı. Cincilik ilmi havas ilmi değildir. Yanlış sokuşturuyorlar. Ledun ilmi değildir. O cinlerle yapılan ve çok kişinin sonradan akıl sağlığını, ruh sağlığını kaybedip cinlerin kontrolüne geçtiği sahadır. Diğer saha ise Cenab-ı Allah'a edeple yaşadığınız için, hani diyor ki Yunus Emre, bir günü bir olay oluyor da ya siz birilerine dua ettiniz. Ya Rabbi şunun hatırına, şunun hatırına, nedir o, şu kapı açılsın, şu olsun, bu olsun da şu taptuğun diyor, nedir o bilmem nesi dediğiniz kim diyor. Hani o
o hatırlı kişi kim diyor? Diyor ki Yunus Emre diye diyor bir müridi varmış. Allah indi çok değerliymiş diyor. Onun hatırına diyor dua ettik de diyor Allah hatırı. O zaman kendisinin Cenabı Allah indinde hatırlı olduğunu öğreniyor. Kırklara karıştığını, kırklar makamına geldiğini o zaman öğreniyor. Ya böyle bir hatır işidir bu. Cenab-ı Allah sizi yetiştirir, imbikten geçirir. Abdestiniz, namazınız, Kur'an'ınız, izanınızda hep engellerden geçersiniz ama sadakatle onu bırakmazsınız. Bunların çoğunun abdestte eli yok, Kur'an'da yüzü yok. Gel Anastasya, git babam bilmem ne, şu. İsimlerini vermek istemiyorum. Ateist değil mi? Mümin mi değil mi? Önemli değil. Yani mafya gibi. Bana çalışıyor mu? Mafya gibi düşünün. Siz bir lidersiniz. Etrafınızda bir sürü adam var. Kimi tetikçi, kimi kapkaççı, kimi işinize göre. Ama bunların imanlı, akıllı, izanlı olması işinize gelmez ki. İşinizi yaptırıyorsunuz bunlara. Yani siz bunlarda iş görüyorsunuz. Velayet öyle değil. O yüzden bunlara iş görecek. Yani adamın kafasını da kırsa ateist olabilir, abdest düşme olabilir. Nedir o? Gangsterlik de yapabilir, terör de yapabilir, çetecilik de yapabilir, haraç da alabilir. Bu adamın abdesti, namazı, imanlı olması da gerekiyor ki siz mafyayı yönetiyorsunuz. Bunlar tabiri caizse cincilerin mafyası. Yani cincilik mafyası. Bunlar istihbaratçı. Ne diyor ayet? Bir doğru söylerler, bire 10 kat atarlar. O yüzden başları o şeyden kalkmıyor. Geleceğim Talmud yasalarındaki bu kafa da aynı. Bu şerefsizler de bu klanlarla yani şeytani klanlarla çalışıyor. Fakat burada bir sır vereyim size. Buyurun. Vallahi de yine bu tepedeki üç şeytan yani bunlar insan şeytandırlar. Ve bunlar toplantı yaptıklarında ne diyorlar biliyor musun? Şeytan Allah'tan korkuyor ama biz korkmuyoruz. Bir konuya geliyoruz. O konuyu yapalım diyoruz. Şeytan diyor ki ben Allah'tan korkarım diyor. Bu kadar zalim olamam diyor. Ben oraya karışmam. Ve kendi aralarında gülüyorlar. Diyorlar ki şeytan bile diyor biz Allah'tan korkuyor biz korkuyor. Çünkü şeytan yaratılım başlangıcında yani Adem'in başlangıcında Cenab-ı Allah'ın kudretini, kuvvetini gördüğü için ben test eden bir varlığım haddini bir yere kadar biliyor. Sırrı şuradan çözdün. Hani Tin suresinde geçiyor ya ahseni takvim esferi safilin. Yani insan yaratılanların en alçağıdır. Aynı zamanda en şereflisidir. Şimdi en alçağı olduğunuz zaman şeytana da rahmet okutuyorsunuz. Çünkü siccin kimin içindir? Yani siccin diyor ki Allah-u Teala onlar siccine indirilecekler. Kimler? Kafirlerden ve müşriklerden, inanmayanlardan daha tehlikeli münafıklar diyor. Allah'ı aldatanlar, siccin de gelecekler. Bu kıssa, yani şeytan kıssasını bir kıssayla anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Kadının bir tanesinin 8-10 tane ineği var. 8-10 tane var. Komşusunun da bir tane ineği var. Kadıncağız o bir ineğin diyelim 10 kilo süt alıyor günde. Örnek verelim. 5 kilosunu satıyor. 5 kilosunu satıyor. Tamam. Ekmeğini, peynirini, yağını falan alıyor diyelim o 5 kiloluk az da olsa. 5 kilo sütten de işte yoğurt, bazen yağ, bazen işte çocuklarına işte katık yapıyor. Bir gün o kadın diyor ki 10 ineği olan şeytana şunun diyor ineğini diyor uçuruma doğru sürükleyip de diyor oradan ayağını kaydırabilir misin diyor. Şeytan diyor ki niye kaydırıyorum diyor. Ne gereği var ki sana ne kötülük yaptı. O bana muhtaç değil kapıma gelmiyor diyor. Ve ben onu ezemiyorum kullanamıyorum diyor. Her türlü tahakküm kuramıyorum üstünden. Bir taneyle kanaat ediyor diyor. Bu beni çıldırtıyor. Benim 10 tane ineğim var. Rahatım ama bu bana niye tamah etmiyor? Niye kendi çapındaki yağıyla kavruluyor? İşte diyor benden daha tehlikelisi bu tip insanlardır diyor. Şimdi bu mantığı anlayabildiniz mi? Bu insan şeytan diyemeyeceğim. Şeytandan bir beter olmuşların kafası, kurgusu bu. O kurgu da bu kitaptaki gizli maddelerde geçiyor. Bu gizli maddeleri rahmetli Cevat Rifat Atilan kitabının ara yerlerine sokuşturmuştu. Diyor ki bir Siyonisti biz deşifre edebiliriz.
onun ne düşündüğünü, dünya hakimiyetini, zalimliğini, istihbaratı, Mossad'ı, Şimbet'i, Filistin'i nasıl aldılar, İngiltere bağlantılarını, Yeni Zelanda'daki İngilizler üzerindeki Wapo dedikleri yağmur ormanlarının altındaki gizli laboratuvarları, orada insan klonlamalarını, orada daha 1900 yılların başında hangi ülkeyi nasıl çalışacaklarını, Tevfik Fikret'in bile onlara güzellemeler yazdığını, oğlunu onlara verdiğini, buraların Yeni Zelanda'nın yarın dünyaya bir sıkıntı gelirse yedek ülke olarak hazırlandığını, bir dönem orada büyük bir katliam olmasının, ya Yeni Zelanda ne alaka orada cami basıldı da bu kadar insan katliam edildiğinin mantığını Yeni Zelanda'nın bir üst, bir laboratuvar, İngiliz ve Pansiyonist aklının gizli üssü olduğunu, beş yerde dünyanın gizli gözlediğimiz yerden dünyanın kontrol edilip gözetlendiğini, bütün data base'liklerinin toplanıp tüm dünyadaki gizli birliklerin bir devasa nükleer bir denizaltıda toplandığını ve dünyada bir operasyon, bir sıkıntı, bir deprem, bir şey olursa o son derece donanımlı denizaltı yeri bir saklanan ve çok önemli bir teknolojiyle ve sağlamlıkla yapılan ve parantez araya kafa karıştırmadan şeytanın tahtı denizdedir misali, niye o denizaltıda tutulduğunu birkaç kere bu aklı yeten arkadaşlar birkaç yere beni desteklemişlerdi. O denizaltı birkaç yerde kendini gösterdi. Hakan çok haklısın demişlerdi. Bir canlı yayında. Bizim denizlerimizde de değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz bunları ilk dönem parapsişik olarak görüyorduk. Ben burada kendimi saklayamam. Zaten yaşımız geldi. Önce parapsişik Allah alemi açıyor. Görüyorsun, veri alıyorsun. Ondan sonra bir şeyler döktürüyorsun. Ondan sonra oradan bakıyorsun ki açık istihbarat verilerinden seni destekleyecek bilgi kaçakları gelmeye başlıyor. Önce sen gördüğün parapsişik alemden, yani onu tam anlatmayacağım, veriler alıyorsun, hologramik bedende gidiyorsun, alıyorsun, bir yumurtlama yapıyorsun, bir bilgi veriyorsun çaktırmadan, arife tarif gibi. Oradan bakıyorsun ki, hatta bunu bir televizyon programında söylemiştim, benzer bir şey. Dedim ki ya ben bu Che Guevara'yı çok seviyorum. Şimdi normalde ben muhafazakar bir insanım diyelim ama bu adam sosyalist. Ama sosyalizmin hak tarafı ayrı tabii. Ben dedim o adamı nedense seviyorum dedim. Onlarla aynı gibi, yani tanrı tanımaz komünist veya tanrı tanımaz sosyalist sınıfına koymuyorum. Kalbim bunu seviyor. Bir canlı yayında söylemiştim. Vardı bir hikmeti dedim, kapattım. Aradan sadece bu Che Guevara için söylediniz değil mi hocam? Aynen aynen. Yani benzetme yapıyorum. Aradan iki gün geçmedi, üç gün geçmedi. Che Guevara'nın Selahattin'in Eyüp'ünün kabrinde fotoğrafını internete düşürdüler. Kim düşürdüyse. Yani siz bir sır ifşa ediyorsunuz zaman zaman, bildiğiniz veya hissettiğiniz, gördüğünüz tam zahiri veri, yani yok elinizde ama bir şey gösteriyorlar size. Yani rüzgarı diyelim bir ay evvelden görüyorsunuz fırtınanın geleceğini. Ama meteorolojide böyle veri yok. İster istemez diyorsunuz şuralar dikkatli olsun diye. Bir bakıyorsunuz ki fotoğrafı neden, hikmeti neymiş onun peki? Kaynağı neymiş hocam? Yani bu yıllarca saklanan bir şey, Selahattin Eyyub şeyin Che Guevara'nın Selahattin Eyyub'un kabrine giderek İslam'a, İslam büyüklerine ne kadar hürmete başladığını, diyalog kurduğunu, incelediğini, belki de bilemiyorsunuz ölümüne yakın gizli gizli İslam'ı seçtiğini ima ediyorlar. Yani aslında orada İslami bir sosyalizme yakınlık kurduklarını, bunların bir dini mevzularda bazı eksikleri olduğunu, yani nikahtı, şuydu olabilir ve bunları yavaş yavaş terbiye edip tam yerine koyacakları zaman bunu duyurmuyorlar. İstedikleri şey anarşist bir Che Guevara. Ama İslam sosyalizmine yaklaşmış bir Che Guevara rolü insanlara geçeceği için biz de İslam'a ayrılalım. Aslında Che Guevara İslam'daki sosyalizmi mi düşünüyordu da kademe kademe oraya doğru geliyordu.
orada duruyor. Çünkü bir bakıyorsunuz ki hiç bilinmeyen o kadar fotoğraf yok. Siz bu televizyonda bunu söylüyorsunuz. İçinizden gelerek 2 gün, 3 gün sonra bir bakıyorsunuz ki sosyal adresleri büyük bir yerde birileri Selahattin Eyüp'ün kabrinde hiç kimse olduğuna kadar bilmiyor bunu. Resmini deşifre ediyor. Şimdi denizaltıyla da öyle diyelim. Diyorsunuz ki dünyanın sırları, databasing'i, bütün gizli bilgileri bir havuzda toplanıyor. Yani karada bir operasyon yapılabilir, uyduda belki o güven, henüz o aşamaya gitmediler. Yani databasing bir uyduda olsun göklerde. Yeryüzünde hani başına bir şey gelebilir. Ama benim gördüğüm o zamanlar denizaltıydı. Bunu ister istemez söyledim. Dedim ki dünyayı yöneten küresel şeytani akıl yeryüzünde çok donanımlı bir maddeden yapılan, yani güçlü büyük bir denizaltıda tutuluyor. Ve dünyadaki bütün akış serverlar o serverları emiyor. Ahtapotun kolları gibi hepsi bir yerde birleşiyor ve oraya yakıyor. Ve hücre hücre o denizaltının içinde odalar var. Ve diğer odalara katiyen görüşmüyor. Ve birbirlerini bilmiyorlar. O derece donanımlı. İstihbarat havuzu, bu data havuzu, bu veri havuzu, muhtemelen ortaya konacak planların BCD seçenekleri de vardır orada. Tabii. Hangi güçlerin elinde? Bu küresel güçler dediğimiz güçlerin elinde, herhalde iyi niyetlerin elinde değildir diye düşünüyorum hocam, istersiniz. En tehlikelilerin. Aslında bir kademe daha yükselteyim. Yani bu beni Buyurun. bağlar. Değerli dinleyicilerimiz, okuyucularımız buna haklı olarak inanmak istemez. Benim gördüğüm, çünkü o zamanlarda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Benim gördüğüm Deccal da oradaydı. Benim gördüğüm Deccal da oradaydı. Bir masanın, yuvarlak masanın etrafındaydı. Hatta oraya hologram bedenli insan girdiği zaman o hemen enerji akışı, nöronlarınıza gelen enerji akışından hemen anlarsınız. Beyniniz felç olmaya başlar. Ve o nöronlar, affedersiniz, don lastiği gibi büzüşmeye başlar. Şeytani bir insan ortamınıza geldiğinizde de, siz temiz bir insansanız, şeytani bir insan ortamınıza geldiğinizde de zihniniz dağılıyorsa, kalbiniz dağılıyorsa, tansiyonunuz düşmeye başlıyorsa, gözünüz kararmaya başlıyorsa, zihninizi toplayamıyorsanız anlayın ki çok güçlü bir ifrittir o. İnsan ifrittir o yani. Tabii. Hemen aklınızı, Evet. kalbinize korku verin ve aklınızı da düğümlemeye çalışın. Nöronlarınız titremeye başlar böyle. Kötü bir frekansta zaten nöronlarınız böyle. O yüzden zaten bazı müzik türlerinde veya bazı alış merkezlerinde yüksek volumlu müzik verirler veya saçma sapan müzik, şuradan bir yönde çıkayım denir. Düşünemeyin, harcayın diye. Aklınız düşünemesin, sağlıklı düşünemeyin. Basın parayı alın ve çıkın. Biliyorlar. Bu herzi, bu dalga, neyse, bu kişi böyle olduğu için hemen aklınıza geliyor. Bu varlık bu. Buradaki var, insan formatında. Böyle. Zaten size bir gösteri yapıyor. Normalde insan ayaklarının üstünde olur insan formatında, ama iki bacağını kalçalarına doğru çektiği zaman dizlerinin üstüne hala havada duruyorsa, düşünün ki ayaklarınız yerde. Fakat bir sağ dizinizi, bir sol dizinizi aynı anda çektiniz kalçalarınıza doğru. Dizleriniz havada ve siz ayakta duruyorsunuz. Yüzünüzü göstermiyorsunuz. Benim size şu mesajı veriyor. Evet, benim. Ama beyniniz o tehlikeden dolayı kendini kurtarmak istediğinde ayetel kürsü okumaya kaçarsınız, besmele çekmeye kaçarsınız, felaklı, naslı, kendinize göre şifreli, Uykuda. Cenab-ı Allah'ın melekutunu çağırdığınız zikirler vardır. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın melekutları gelir sizle. Yani seviliyorsanız. Onları söyleyecek ne dil ne de düşünce sisteminizde, beyninizde bu düşünerek bile kuramadığınız an ya felç edilirsiniz orada ya kalp krizinden gidersiniz. Bazı insanların yatakta ölmesi, binlerin ölmesi, yolda kalp krizi, majisyenlerin diyorum. Majisyenleri bu sebepledi. Çok tehlikeli alanlara girmeyecekler. Geri dönemeyebilirler. Majisyenlerin diyorum. Ama Cenab-ı Allah tarafından korunduğunuz için, birkaç kere ben bunu yaşadığım için, oradan hemen çıkarılıyorsunuz. Bir koruma giriş.
Peki bunu niye yaşadın diyorsunuz? Bunu niye yaşadınız? Şundan dolayı yaşadınız. Şahitlik yap ve insanları uyar. Şahitlik yap. Yani tamam okuyoruz, nakledilen bilgili var, sıra dışı bilgiler veriyor da iyi de sen şahit, şuhut olmadığın bilgiyi ne kadar inanarak aktaracaksın? Değil mi? Yaşayacaksın ki, deneyimleyeceksin ki. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Okuduklarımızın ötesinde Allah'a şükür olsun deneyimlerimiz oldu. Cenab-ı Mevla size gösteriyor. Eğer rehber bir kişiliğiniz varsa inşallah zeval vermezseniz, insanlığı uyarma diye bir vazifeniz varsa inşallah zeval vermezseniz Cenab-ı Allah sizi şahitlik makamında, şuhutluk makamında sizi bazı operasyonlara götürür, getirir ve orada şahit tutar neler olduğuna dair. Yıllar evvel mesela demiştik. Bunlarla bağlantılıydı. Bak yıllar daha çok genç yaşlarda bu işlere girdiğimde sıra dışı akışlar var. Bir İsrail'de bir yere getiriliyorsunuz. Sadece alanı görüyorsunuz ama. Nereye girdiğiniz mekan görünmüyor. Her ülkenin çelik dolapları var. Her ülke için. Avusturya, bütün ülkelere çelik dolap yaptırılır mı ya? Ne var burada diyorsunuz? Türkiye'nin dolabını açıyorlar. O ülkenin en çok ne yediğini görüyorsunuz orada. Ama sizi görmüyorlar. Orada açmışlar. Bir planlama yapmışlar. Orada ki olay şu, Türkiye'ye dolabı açıldığında çok büyük bir dolap değil. Yani en çok bunlar ne yiyorlar? Belki ne yiyorlar da vardır, onu bilemem. Kuru fasulyeyi çıkardıklarını görüyorsunuz. Çok gençsiniz. Bunlara işte şimdi bugün hani çikolatalara, içeceklere, meşrubatlara işlemenin önü budur. Bunlar artık meşrubat, süt, kola, bunlar ortak bir şirkette toplandı artık. Zeytinyağı ortak bir kişi bunların işletim sistemini yazarken bunların gizli yazılımlarını gördü. Bunların hepsi sıvalara bir şey katıyorlar. Çocuk Ne çok tüketiyorlarsa oradan zehirlemeye aynen başlıyorlar. öyle. Bir Yani şey. aynen. Amigdala bölgesini mi felç edecekler? O gıdanın içine süt de, meşrubat da, zeytinyağı da onu koyuyorlar. Korku mu verecekler? Veya halüsinasyon mu gösterecekler? Yani heyuleler mi gösterecekler? O zeytinyağı sıvının, sütün içine onu zerk ediyorlar. Eskiden büyü de yapıyorlardı. Şimdi artık o büyülü su yerine kimyasalları da katıyorlar. Şimdi ben şimdi çay içtiğimi düşünüyorum. Bir çay firması var. Hem de milli. İsmi de milli. İsim vermeyeceğim. Bilen arkadaşlar var. İçeriye sızmış. En çok Hakan abi dedi kimyasal ona katılıyor dedi. Sanrılar, korkular ve nedir o? Uyku bozuklukları yapıyor dedi. Çünkü adam kendini psikolojik bozuk gördüğü zaman psikiyatrdan, psikologdan gidecek, şizofren tanısı koyacak veya gece uyamıyor, kabuslar koyacak, iş verimi düşünecek. İstedikleri o değil mi? Sağlıklı, ruhsal hastalıkları bozuk bir toplum. Dengesiz bir toplum. Sürekli nedir o? Karabasan, Albaslı, bilmem ne, korkan bir toplum. İstedikleri böyle. Peki, şurada 2 sene evveline, son yılları bilmiyorum. 2 sene evveline kadar en çok malülen emeklilik hangi tıp dalında yaşanıyor? Malülen emeklilik en çok hangi tıp dalında yaşanıyor? Psikiyatrist sorunlar. Psikolojik ve psikiyatristik sorunlarından malülen emeklilik en çok zirvede. Kolay kolay değil. Hollanda'da da bazısı uyuşturucuya bağlı, bazısı işte bu korku, sanrı, endişe, kaygı, panik atak bilmem ne. Sadece insanların dinden, imandan, izandan uzaklaştıkları değil. Çünkü bunlar olmazsa savunma sisteminiz olmaz zaten. Gece korktunuz, kabus gördünüz, üç şey, bir zikir çekersiniz, 2 rekat hacet kalsa Allah'a sığınırsınız. E bu yok. Anladık. Peki bunları ne tetikliyor? Şimdi geleyim kopmadan. Baktım ki orada kuru fasulye. E ne var bunda diyeceksiniz. Kuru fasulye Türkler çok yer. Meğer bunları kuru fasulyeyi bir dönem alıyorlar, topluyorlar. Bunları Tohumları. evet, ilaçlı sularda yıkıyorlar bunları. Sonra paketliyorlar ucuz marketlere. Bu paketlenmiş, ilaçlanmış kuru fasulyeleri veriyorsunuz. Siz de tencerenize attığınız zaman ne güzel kuru fasulye yiyorsunuz. Bu aralarda indirime girmiş. Kampanya da var ama ilaçlı kuru fasulyeler. Bu ilaçlı kuru fasulyeler neyi düşünüyor? Sanrılar, korkular, panik ataklar, ondan sonra nedir o gibi pek çok
işlem yapılmış, bunları almış, yıkamış, kurutmuş, paketlenmiş. Şimdi o 20 sene evvel gördüğüm diyor. Şimdi bir bakıyorsunuz ki gizli bir yerde kardeşler göndermişti, devletin tepesine de göndermişti uyarmak için. İşin enteresanı o zeytinyağı firması A++++ bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, müsteşarların hepsine hediye adı altında bu zeytinyağı kolilerini gönderiyordu. Devletin yönetenlerin hepsini ne güzel, en güzel zeytinyağlar, en kaliteli zeytinyağlar. Peki doğal filan bu herhalde PR'la. Siz bunu işte mi, ne kafası yaşıyorsunuz? O yüzden bu adamların, devleti yönetenler dahil olmak üzere bir git bir gel, bir metli cezzet kafalar yaşadığını görüyorsunuz. O yüzden devletin anlaşmalar yaparken, eskiden de oluyordu bu, size ne yedirip içiriyorlar da ondan sonra sen geliyorsun diyorsun ki adalar bu kadar yakın mıydı? İzmir'e geldiğinde soruyor adam, adalar bu kadar yakın mıydı? Ne kafalar, yani sizin kafalarınızın neler, nasıl kuruldu, boşa kurulmadı diyorsunuz, tarihe not düşürmüş. Tabii ki öyle boşa kurulmadı. Dizide temaslar, otelde yakın çekim oturmalar, hipnoz etmeler, üstündeki varlığı yani şeytanı trans edip adamın aklına kartla elektrik akımı gibi geçirmek, o el temasları, o diz dize temaslar, o göz temaslarını boş yere yapmıyor. Üzerindeki akımı, kötü enerjiyi spiritüel olarak karşı tarafa geçiriyor. Şimdi bunun yiyecek kısmı var. Bunun giyecek kısmı var. Hani niye eskiden Anadolu'da korkardık, domuz büyüsü mü yaptılar, ayakkabına mı sürdü, elbise mi sürdü? Niye? Size kötü bir şey sıktıkları zaman oraya ne gelir? Sinek gelir. Değil mi? Ben niye gül yağı kullanıyorum diyelim. Temiz varlıkları sever çeker. Ama sana şimdi bilmiyorsun. Gelmiş evine. Dostun, arkadaşın, kardeşin, şun, oralara buralara domuz yağı sürüyor. Domuz necis varlıkları çeker. Kokusundan hoşlanırlar. Bir de yiyecek diyelim. Yiyeceklere de bazı kimyasallar kendimizde para verip alıyoruz. Pek çok içecekte çıkmadı mı bu? Boğasiper mi? Bilmem ne. Ulan zaten hayvan, nefsi hayvanını dizginleyemiyorsun. Yani zaten nefsi hayvanını dizginleyemiyorsun ama sen bu içeceklerle bir de nefsi hayvanını coşturuyorsun. Kimyasal yani bu parfümlerde filan da varsa aynen öyle. Herkes öyle buram buram domuz yağı kokuyor demek ya, ki. Yani hayır. Direkt burundan algılanmasa da belki de onu dağıtıyor, tabii ki. Saldırılıyor tabii. Yani. Ya da bunu şehvetle vermeye çalışıyor. Yani. Tabii yani kadınsa şehvet vermeye çalışıyor. Erkekse şehveti çekmeye çalışıyor. Zaten reklamlarına baktığınız zaman orada dağılmayayım. Reklamlarına baktığınız zaman bu koku mu başka bir şey mi? Yazın dondurmaya bakıyorsunuz. Bu dondurma mı? Başka bir şey mi? Onu dondurmaya yalama şekli, tutuş şekli, bilmem ne şekli. Yani olayın çok ötesine taşıyorsunuz. Şimdi bu Kel Bey'in üzerinden yapıldığı evet, için hani ayyuka çıktı. Neredeyse sansürsüz gibi artık bu politika. Aynen öyle. Bu arada bir şey de söyleyeyim. Yani yeri gelmişken. Şimdi bakın ana haber programlarına bakın. Ana haber programlarına bakın Beyza Hanım. Buraya hep kafama taktım da uyarmak lazım. Etek boyları gitgide kısaldı. Miniye doğru geliyor ana haber sunucuları. Kapışmaya başladılar neredeyse. Neredeyse yakında tangaya kadar gelecekler. Yani en iyi haberi ben sunarım. Yani iş sunuculuktan, güzel sunmaktan, nezih sunmaktan çıktı. Dikkat edin ana haber programlarında bu aralar dikkat edin. Etekler önce diz altıydı. Diz kapağın üstüne çıktı. Biraz yukarıya çıktı. İnanın yakında neredeyse şeye gelecek. Şimdi yani bana da kızacaklar kadın olarak. Bir kesim kızacak konuşturdun diye. Ben şimdi şuradan bir naçizane hocam da yudumlarken boğazını atsın. Şimdi bizim ustalarımız bizi yetiştiren şöyle yetiştirirdi. Bunun siyasi görüşle ve inançtan çok ayrı anlatıyorum. Ben de haber spikerliğinden geldiğim için söylüyorum. Haberin önüne hiçbir şey geçmeyecek. Ne kuyruk makyaj malzemesi, ne takı, ne dekolte. Net söylüyorum. Hiçbiri okuduğunuz haberin önüne geçmeyecek düsturuyla biz yetiştirildik. Yani ben o ekolden geldiğim için
ve hocamı seviyorum, sayıyorum. Şimdi bazı izleyiciler sonradan izleyen de ya da şu an izleyen diyecek ki kadın olarak sen de ses çıkarmadın. Şimdi hayır, şunu söylüyorum. Ben o ekolden geldim. Kıyafette, takıda, makyajda, saçta hiçbir şey, renklerde haberin önüne geçmemeliydi. O yüzden dinliyorum ben de. Şimdi hocam, Harikasınız. buyurunuz. Yani diyorum ya, zihinde siyonistleşme kafasının emarelerini siz 20 yıl önceden alırsınız. Bu kafa, bak ben size söylüyorum, 20-30 sene sonra bu kafa böyle giderse haber sunmak, bilgi yerine değil, karşıdaki insanı teşhir ederken izleme. Yani onu haberi değil, o kadar önemli konu konuşurken, o kadar önemli konuklar varken İnsan oradaki teşhiri gözleri izleme, kafasında fantaziler kurma durumuna gider. Yakında o iç çamaşırlarına kadar gelir 20-30 sene sonra. Yani plajda haber sunmaya kadar gider. Bak söylüyorum size. Zaten kıyamet kuşağı olduğumuz için biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın Beyza Hanım, hiç eyvallah yok. Ben Cenab-ı Allah'a hesap vereceğim. Diyor ya, kınayıcının kınasından korkma. Sizi milyonlar izleyecek diye ben hakikati susmam. Bugün konuştuğum, 30 sene evvel konuştuğum herkes tridini çıkarıp su ekleyip yeni yeni konuşmaya başlıyor. Yazdığınız. Veya üstüne sapsaman, şapşeker karıştırıp ben de yeni bir şeyler ekleyeyim deyip grileştirmeye başlıyor. Yani sizin hak verdiğiniz mevzuyu o bir takım trit sular ekleyerek böyle şapşeker, hızır hınzır karıştırıp anlatmaya çalışıyorlar. Ben Allah'a hesap vereceğim. Cenab-ı Allah ne diyor? Ben bir dünyayı anında ram ederim. Secde yitirim. Fakat siz orada neliksiniz diye deniyorum. O yüzden Nasrettin Hoca'nın hani şikayetler vardır da sonra Timur'a giderken arkasını döndüğünde kimse kalmaz ya. Hiç umurunuzda olmasın. Allah bir tane yeryüzünde aslanı bırakır. O aslanla da yeryüzüne çeki düzen verir veya bütün dünyanın ümüğünü sıkar. Biz ebedi bir sonsuzluğa inanıyoruz. Burada bir kişi de kalsak tek kişi ve edebiyle ama hakikaten olmak zorundayız. Şimdi bu adamlar da yıllarca şu kitaptaki bilgiler için ne demişlerdi biliyor musunuz? Cevat Atilla'nın rahmetli bile kitabın arasına koyduğunda demiş ki daha fazlasını yazmaya veya şifre etmeye midem kabul etmiyor. Bir de şöyle tehditleri var. Diyorlar ki bu gizli doktrinlerimizi, kendi içimizdeki bu gizli sözleşmeleri, Talmud yasalarını, hukuku, bu gizli hukuku normal Musevi'yi anlatamayız. Zaten normal Musevi kardeşimi ayrı tutuyorum. Onlar İsrail'de de Türkiye'de büyük bir mücahade veriyorlar. Bunların içerisinde Kitab-ı Mübin'e yakın Hristiyanlar da dahil olmak üzere Beyza. Onlar ayrı. Onlar bizimle mücadele ediyorlar. Bizim gibi mücadele ediyorlar. İsrail içeriden onlar bitirecekler. Ama geleyim. Şimdi bunlar bu şeytanlar diyor ki bunları deşifre edeni biz insan pisliğinde kaynamış kazanda haşlayarak öldüreceğiz. Bir de tehdit etmişler. Biz diyor bu gizli doktrinler var. Bunları biri ele geçirirse ve bir de üstüne üstlük deşifre ederse bizim ne mal olduğumuzu, neyi planladığımızı, insanlara insan gibi görünürken, kravatlı beyefendiler gibi görünürken, o masonlacalarındaki beyaz karolarla siyah karoların gizli manası nedir? Beyaz, şeffaf, entelektüel, hüsnü cemal, güzellik, hüsnü kelam, güzel kelam, hüsnü kıyafetinden örnek, rol model, ne nezih insan görüneceksiniz. Beyaz karo gece de bütün pisliğinizi siyah karo gibi yapıp tatmin olup sabah tekrar beyaza geçeceksiniz. Bu ikiyüzlülük, bu münafığın doktrinleridir bunlar. Gayri Yahudi der, beyinsizdir. Gider beğendiği bir kadını alleme der, kalleme der ya da bir şey erkek olabilir. İfade eder maddi manevi. Biz de güzellik yarışmaları düzenleriz. Kendi eliyle kızı alır. Güzellik yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü yapar. Ve arada da gelir. Seni birinci, ikinci, üçüncü yaptığımızda senin gibi çok güzel var burada. Şu dizilerde oynayacaksın. Yarın bir gün şuraya gönderdiğimizde
bazı iş adamlarına falan yemek yiyeceksin, gönlünü yapacaksın veya şu şarkıların hit olduğunda şu kişilerle özel muamele istiyoruz. Gizli senetler imzalatılıp bunların Türkiye'de Taksim'in en büyük otellerinin üst kesiminde bu ritüellerin nasıl yapıldığını, o minik kuşların bilmem nelerin vokalistlerini zamanında nasıl birinci lige çıkarttırmadan evvel bu piyasanın baronlarına erkek kız nasıl peşkeş çektiklerinin hepsinin emniyet istihbaratta kayıtları da vardır. Ha, Kayıt. ya oradan tabii oralardan bu piyasayı yöneten baronların sen işte manken olacaksın güzellik yeri hepsini kastetmiyorum bakın yalnızca bazılarına senin gibi 10 tane var kızım. Eğer dizilerde oynadığın gibi şu kişilere gönderildiğinde çok üst düzey arabalar, makamlar, takılar, şunlar, bunlar. Fakat senden şu görev istenecek. Lüksüne bak, işine bak. Bu dizi oyuncusu da öyle oldu, manken için de oldu. Şarkıları hiç satan. Ben bu istihbarat bilgilerini mecliste gizli görüşmelerde petrol mevzusunda görüştüğüm kişilerle de ne duru özel bir yerde İsrailli bir Cohen'le kendisi zaman Türkiye'de kendini profesör diye tanıtmış ve muhafazakar bir gazetede yıllarca köşe yazmış adamın ağzından direkt duydum. O zaman söylediği bir şey vardı. Arabesk bizim Yahudi ilahilerimizdir. Ki o zamanlar yazdım, infial oldu, insanlar anlaşıldı. Yahudi ilahilerimizdir. Yahudi ilahilerine Türkçe sözler yazdırıp siz yıllarca Yahudi ilahiler okudunuz. Ne? Neden Yahudi ilahisi okutuldu hocam? Çünkü melankolik, kendine jilet atan, hayata isyan eden, ne durak bir uyuşturucu, bir kendinden bezmiş, isyan duyguları kabarmış, bir nesil çıkaralım diye ortaya. O zaman şarkıları dinleyin, hep Allah'a isyan, bir sana taptım, bir şeyi taptım. Yani beşeri aşkı tanrısallaştıran, buluşamadığında onun için kendini paralayan, atan, jilet çeken, katil olan, içkinin, uyuşturucunun dibine bulan bir seri yakaladılar. Ve onların çoğu dedi, kendisi dedi Yahudi ilahisiydi, isim verdi, biz bunlara tek tek ödül verdik çünkü bize hizmet ettiklerinden dolayı dedi. Bunların çoğu okumamış, bilmem ne olabilir mi ya, bizim indiğimizde doktora almış insanlardır kadın erkeği dedi. Kendisi direkt, ismi de malum, yanımda bir milletvekili de vardı. Tabii CHP'den AK Darbe Parti'ye geçiyor mu geçmiş. merak ettim. Yani CHP'den AK Parti'ye geçmiş ve şu anda Kenya'da bir iş adamı. Şu anda Kenya'da işlerini yapan, bir Afrika'da iş yapan bir milletvekili yanımda şahit. Hatta gitmeden evvel dedi ki bu adamla akşam subliminal bilinçaltı insanlar nasıl işleniyor konusunu görüşeceğiz. Bilgisayarda görüşeceğimiz kimse bu dedi Hakan. Kafasından tanırım dedi. Ben Kapalı Çarşı'da çok Yahudilerle çalıştım. Bu kafa yapısı dedi Yahudidir dedi. Akşam oturduk sohbet ediyoruz. Ben dedi baba tarafından Yahudiyim deyince milletvekili bana işaret etti. Ama biliyorsunuz ki anne tarafından değilim dedi. Yani biraz çakma Yahudi gibi orayı kıvırdı. Ondan sonra Türkiye'de ses izi, ses izi. Kimi nasıl dinlediklerini, ses izini kayıtlara aldıktan sonra Türkiye'nin neresinden, dünyanın neresinden konuşursa konuşsun, İsterse ankesörlü telefondan herkesi takip alabildiklerini söyledi. Ve o zamanlar Kurtlar 90'lı Vadisi'nde yıllarda oluyor değil mi hocam? tabii 95 90 şey pardon 90 şey pardon 2003 2003'lü yıllarda oluyor. O 2003. zamanlarda herkes cep telefonundan konuşamadığını ankesörlü telefonla konuşurdu. Ya hani numara tespiti. Aslında o ankesörlü telefonlardan ses iziniz kaydettiğini hepsi konuşuyordu. Ha bu PKK'ya karşı da kullanıldı. Yani faydalı kısmı da kullanıldı bunun. Ama faydalı kısmını verdiğin kadar yani senin askerin, paşan, istihbaratçın, önemli kişilerini ne kadar gayri bilgi alırken ne kadar dinlediniz? Tamam bu bilgiyi Türk istihbaratıyla paylaştınız PKK'yı dinlesin diye öyle dedi bana. E peki seni, beni özel konuşmalarımızı ne kadar dinlediniz? Şu anda tabii cep telefonları, dinlenme, her türlü dinleme yapılıyor. O zamanki teknolojiyle sesinizin izi alındığı zaman siz isterseniz 50 tane televizyonlarda geçer ya bir tane cep telefonu alıyor.
SIM kart koyuyor, iki konuşma yapıyor, atıyor. Aslında o dinleniyor. O ses iziniz alındı ya. Onu tekrar Türk istihbaratı vermiyor. Yani saklasınlar diye demiyorum. Artık hepsi dinleniyor da. 50 tane SIM kart değiş. Sesinin izi alındığı an ona bir şey diyorlar. Akustik ses matematiği diyorlar ona. Akustik matematik alındığı an istersen cep telefonu değiştir, değiştir, değiştir. Hepsi çatır çatır dinlenir. Ankesörlü telefon dinlenir. Uydu ağları, farklı uydu ağları var. Onlarda da arkadaşlar yeni sistemde onları da bir şekilde entegre edip dinleniyorlar. Dünyada siber savaşın artık ne kadar zirve yaptığını anlatmaya gerek yok. Şimdi geleyim bu çocuk Artık deepfake'ler falan neler neler çıktı. Yüzü de tabii taklit tabii tabii tabii. kopyalıyorlar, sesi de. Yani lazım her zaman bir şey söylüyoruz. Yani siz Cenab-ı Mevla'ya yakın yaşadığınız zaman yani münker nekir meleklerinin sizi kaydettiğini bildiğiniz zaman hiç sıkıntınız yok. Günahınızda da yüzleşirsiniz, sevabınız da. Hatta çok üst düzey mafyatik örgütlerin bir tanesidir Milli bana bilirlerdi öyle özel avukatlar espriyle. Hakan abi dedi ya seni kim bilir kaç yerden biliyor da çaktırmadan kerata söylüyor. Seni diyor kim bilir kaç yerden dinliyorlar dedi. Ama Hakan abi ben sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Bunların kaç tanesini imana getirmiş. Yani onlar beni görmeden dinlemelerden diyor. O bugün diyor bize çağda size işte diyelim çalışıyorlardır diyor. Şu açıklamalar, şu vicdan hani bağlantıları kurma diyor. Kaç tanesini diyor acaba diyor izana getirmişsiniz. O yüzden bizim münker nekir zaten dinliyor. Cenab-ı Allah duyuyor. Bir ara WhatsApp'tan dinleniyor, fotoğraflar, belgeler, bilgiler ortaya çıkacak dedi. Herkes Telegram'a, bip bip bilmem nelere kaçtı. Ben dedim ki hiç kaçmıyorum. Ben buna alıştım. Çok teknoloji hani kullanan bir adam değilim. Bunu kullanacağım. Çünkü yüzleşmeyeceğim Allah'a şükürler olsun bir şey yok.